yüzden bana yapılan ifadelerde o yüzden bu şeylerin arkasında birisi var diye düşünüyorsan sen paranoyaksın. Şizofren damgası vurdunuz Yusuf Bey. Neden öyle bir şey söyleyebildi? Çünkü narşist olarak ona ulaştı. Narşisten daha öte bu deccal be. Evet, aynı yere fışkırtıyorum. Babası Hureyre Özdemir'in balkonuna gidiyor. Evet Yusuf Bey, bu şeylerin arkasında biri, özel biri bu Fuat Avni var diye düşünüyorsan, çünkü bütün videolarımda bunu söylüyorum. Yine koşturuyor, bu sefer başka bir kedi. Bu konuşma yapıyor, kafasını karıştıracağız. Fuat Avni özel biri, savunduğumuz biri var diye düşünüyorsan sen paranoyaksın. Çünkü videolarımda apaçık bunu belirtiyorum. Ve videolarımda bunun doğru olduğunun kanıtı. Kanserinin penceresinin dibine kadar penceremizin önüne, balkonumuzun önüne sürekli boklar. Kapımızın önüne kedileri. Penceremizin önüne kedileri. Aynı şekilde kanserliğe yapıyorlar. 24 saat. Ve sürdükleri makamalar, attıkları iftiralar. Evimin önünde bahçeye çıkar çıkmaz yapılan şeytanlıklar, çirkinlikler, su atmalar, tehditler, küfürler, bıçaklı saldırılar, boklu saldırılar, zorunlu saldırılar. Hepsi videolarda. Gayet iyi biliyorlar. Kim arkasında var? Eskiden böyle güç göstererek yapıyordu. Bunlarla buluşuyordu gözümün önünde balkona çıkar çıkmaz. Sonra gidiyordu. Gider gitmez geliyordular karşıma sıçmaya, davaya düşürmek için. Yusuf Bey, bu şeylerin arkasında Fuat Avni iblisi var diye düşünüyorsan sen şizofrensin be. İki günde paspas dergisi çıkar. Paspasına sıçtıktan sonra gece konduyu gözünün önünde park kafeye çeviren iki günde bu şeylerin arkasındaysa, arkasında var diye düşünüyorsan sen paranoyaksın. Gözlerimin önünde oldu be. Aniden çalışanları geldi. Eski zamanı göreceksiniz burada. Yapılan şeyleri. Cilt kitap yazılır. Böyle gözümün önünde geldi. Kurdu o park kafeyi, sahibiymiş gibi oradan hiç ayrılmadı. Bütün bu tasmalı hayvancılar oraya toplandı.